Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese merhaba, ClassFX Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu güne başlarken programına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün dileyelim. Hemen konu başlığımız olan e, Türkiye'deki ekonomik büyüme e, göstergesiyle başlıyoruz ve hemen ardından da altın ile devam ediyor olacağız. Diğer soruları da yanıtlayacağız. Tabi öncelikle değinmemiz gereken konu %4,5'luk bu büyümenin birinci çeyreğe ait olduğu unutulmamalı. Beklenti e, altında gerçekleşen ama e, genel hatlarıyla aslında çok kötü bir performans olmayan hatta diğer ülkelere veya bölgelere kıyasla e, iyi de sayılabilecek olan bir büyüme oranından bahsedebiliyoruz. Ee, tabii ikinci çeyrekte bu tarz bir görüntüyle karşılaşmayacağımız kesin. Ee, daha önce Almanya üzerinden ve Amerika üzerinden bu açıklamaları yapmıştık. Türkiye için de bu geçerli. Ee, bildiğiniz üzere herhangi bir orada değişiklik söz konusu değil. İkinci çeyrekte bütün dünya çok daha negatif etkilendi birinci çeyreğe göre. Ki virüsün Türkiye'ye çok daha geç gelmesi sebebiyle e, his, hissedilir bir şekilde... Türkiye'de görülmesi durumunun biraz gecikmeli yaşandığını biliyorsunuz. Dolayısıyla ikinci çeyrek görüntüsü çok daha büyük önem arz ediyor olacak. Genel hatlarıyla tabii ki bu durumun Yansıması çok ciddi bir boyut kazanmış değil şimdilik yaklaşık olarak yarım saatin üzerinde bir süre önce açıklandı 684'ün üzerine doğru taşınma ihtimalimiz kuvvetli bir şekilde ilerliyor çok. Büyük bir e, yukarı yönlü fiyat hareketini çok hacimli bir yukarı yönlü fiyat hareketini daha önce beklemediğimizi söylemiştik. Toparlanma yaşanacak e, bunu zaten söyledik. 6.87.55'e doğru seyrin genişleme ihtimalinden bahsettik. E, Tabi burada önemli olan konunun daha ne kadar e, aşırı satın bölgesinden toparlanma gösterebileceğimiz. Merkez Bankası BDDK veya SPK tarafından yeni uygulamalar getirilecek mi e, ki geçtiğimiz dönemlerde Hatırlarsanız ne söylemiştik 9 gün üst üste düşüş gösteriyoruz. Bu artık karakteristik bir özelliğe doğru ee, dönmeye başladı. 9 gün üst üste düşüş gösterdikten sonra dolar tl'de toparlanma başlıyor. Ve toparlanma kademe kademe devam ederek bir önceki tepe noktasının üzerine taşınıyor. Şimdiki görüntümüz ee, ya da ele alacağımız görüntü bu olmalı. Unutmadan takip etmemiz gerekiyor. 9 günlük düşüşün ardından. Yavaş bir toparlanma gösteriyoruz. 6.8755'in üzerine doğru seyrimiz genişledikten sonra 695, hedefliyor olacağız. Tabii toparlanmanın, dediğim gibi dolar tarafındaki toparlanmanın ya da Türk lirasındaki kayıpların ne kadar e, derinleşebileceği konusu maalesef e, kurumlarımızdan e, atılan adımlar nedeniyle belirli değil. Sadece bir e, yukarı yönlü beklentide hedef. E, Konumunda 68755'i aktarabiliyoruz Altın tarafında e, enteresan bazı Gelişmeler var Daha önce e, bunun detaylarından bahsetmiştik ama e, Sanıyorum Nisan ayının ortalarındaydı bakın e, Bununla alakalı zaten görsel de göndermiştik Ama e, Altına olan Taleple ya da daha doğrusu İsviçre'den ithal edilme konusuyla alakalı Amerika'nın bazı durumlardan bahsetmiştik. Çok ciddi bir artış olduğundan ve fiziki olarak bunun zaten karşılanamayacak bir durum olduğundan bahsetmiştik. Yükselişi açıklarken potansiyelin de korunmaya devam ettiğini belirtmiştik. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi çok çok ciddi bir yükseliş söz konusu. Ama bunu fiyatla yani altının şu anki Fiyatıyla Karşılaştırmanız gerekiyor ne kadar uyumlu Eğer uyumlu değilse Burada bir kırılma gerçekleşebilir Kırılma gerçekleştiğinde Ciddi bir problemle karşı karşıya kalabilirsiniz Şimdi Bakın Görmüş olduğunuz gibi 2008'de gerçekleşen Krizle beraber bir problem yaşıyoruz Gördüğünüz gibi Sert bir yükseliş fiyatlarda gözlemlenirken bir taraftan daha sonrasında düşüş yaşanıyor ve ardından tekrar uyumlu hale geliyoruz. Şu anda yine bu sefer fiyatlarda değil ama İtalya'da çok ciddi bir problemin olduğunu, çok ciddi bir yükselişin olduğunu görebiliyoruz. Bu bozulmanın nasıl sonuçlanacağı çok önemli. Altın fiyatlarına gelecek olursak bozulmanın nasıl sonuçlanabileceği konusunda iki farklı senaryo var. Birincisi Altın fiyatları çok ciddi bir yukarı yönlü patlama yapabilir. Çok sert bir yükseliş gösterebilir. Bu durumda biz 1759'un üzerine doğru seyrin genişleme ihtimalini konuşuyor olacağız. Üstündeki kapanışlarla beraber 1880'lere kadar genişleyen bir görüntü izleyebiliriz. İkinci konu ise altın fiyatları çok sert bir düşüş gösterebilir. Ee, bu durumun özellikle... Zaten Bloomberg tarafından dün de e, raporu gönderildi. Bu durumun özellikle uzun vadede e, altın için 1460'lara bir kez daha sarkma ihtimalinin e, söz konusu olabileceği e, aktarılmış oldu. Ne kadar derinleşme e, yaşanabilir sorusunun cevabı da bu. Öncelikle 1566'ya kadar derinleşme görebiliriz. Ardından 1462'ye bir 100 dolarlık daha düşüş görebiliriz. Tabi dediğim gibi... Bu durumun yaşanabilmesi için e, elimizde ekstra bir senaryoya ihtiyaç var. Şu anki görüntü Amerika, Çin gerginliği, Çin ve Rusya'nın altın konusundaki pozisyonları, yani bulundukları konumları e, ve hali hazırda tüm dünyada yaşanan ekonomik problemler yukarı yönlü ihtimalin, patlama ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu gösteriyor. İkinci ihtimalde yine de göz ardı etmemeniz gerekiyor. Bunu da belirtmiş olayım derinleşme ihtimalini göz ardı etmemeniz gerekiyor ee, çok ciddi miktarlarda alış yapmaktansa kazancı elde ettikten sonra çıkış yapmak çok daha mantıklı şimdi buradaki genel görüntüden bahsetmişken gümüşü es geçmememiz lazım gümüşteki görüntümüz bildiğiniz üzere bunu defalarca konuştuk altından daha fazla yükseliş göstermesini bekliyoruz. Altın düşüş gösterdiği takdirde gümüşün biraz daha güçlü kalmasını bekliyoruz. Ee, özellikle gümüş güçlü kaldıkça rasyonun da altın gümüş rasyonu'nun da aşağıya doğru eee seyrini sürdürmesi gerekiyor demiştik. Şu anki görüntümüzde bir miktar daha gümüşün güçlü kaldığını görebiliyoruz. Eğer bu seyrimizi korursak 17.52 17.75 dar bandına doğru da ataklar görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Dolar TL, altın ve gümüşteki bu görüntüden bahsettikten sonra gram altın tarafında dün yine yükselişleri gerçekleştirdik. Denemelerimizin devam etme olasılığı, yukarı yönlü hareketimizin devam etme olasılığı hala kuvvetli. 378 üzerinde yapabileceğimiz bir haftalık kapanış bizi 395'e kadar taşıyabilir. Tedbirli bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Gram altın tarafında. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Ee, petrol tarafına geçeceğim. Eğer çok farklı bir soru yoksa. Şimdi şöyle e, belirteyim. Tolga Bey'in bir sorusu var. ABD'deki protesto olayları. E, görünen o ki eğer bir önlem alınmazsa. Yani önlemden kastım. E, belki bir yasa. Belki e, daha farklı bir görüntüyle polislerin yasası. E, Uygulamalarına yönelik bir karar alınmazsa çok daha fazla protestoların genişleme ihtimali var. Dün biliyorsunuzdur e, sanıyorum onu da sordunuz. E, Floyd ile alakalı bu olaylardan kaynaklı olarak e, karakolu yaktılar. Yani baya bildiğiniz aslında çok ciddi bir e, normal şartlarda eğer gerçekleşseydi Floyd'un ölümünden kaynaklı olmasaydı bir terör saldırısı olarak nitelendirilebilecek olaylar yaşandı. Haklı bir e, olayda haksız duruma düşülebilir. Çok daha fazla e, olaylar genişleyebilir. E, bunun altın tarafına tabii ki, dolar tarafına yine aynı şekilde tabii ki etkileri var hala sürüyor. E, piyasa bunu çok fazla ön planda tutmuyor. Sonuç itibariyle ırkçılıkla e, bağlantılı bir e, konu doğrudan bağlantılı bir konu olduğu için. Ee, çok fazla ön planda tutulmuyor bu konu ama e, maalesef böyle bir e, görüntü oluşmuş durumda. Bunun da altını yukarıya, doları aşağıya çekme ihtimali söz konusu olabilir. Dolar kurundan bahsetmiyorum, doların global fiyatından bahsediyorum. Şimdi Trump'ın tweeti var aynen öyle Nurdan Hanım. Ee, şimdi şöyle bir Konu var Hindistan konusu yeni bir konu değil. 2018'den beri Trump zaten Hindistan'la uğraşıyor bu arada. Oraya sağladıkları fonlarla alakalı uğraşıyor bir taraftan, diğer taraftan ekonomik görüntülerini bozmaya. Türkiye'de yaptıklarının bir benzerini yani böl, bölerek e, ve karşıt grupları güçlendirerek orayı e, bozmaya çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz e, Pakistan'la da e, yaşanan konu e, ile alakalı. Çok daha fazla detaylandırmaya çalışıyorlar. Yani Hindistan konusu yeni değil sadece ve sadece işte Çin ile bağlantısından kaynaklı da değil. Hindistan konusu bina, biraz daha fazla e, detaylandıracaklar gibi görünüyor. Amerika önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde Hindistan e, Hindistan'ı daha fazla hedef alacak gibi görünüyor. E, onu söyleyebilirim. İkincisi e, Şimdi şöyle partnerlik e, konusuyla alakalı aslında Trump'ın istediği şu Hindistan'ı biraz daha fazla bastıralım. Hindistan'ı daha fazla söz dinler hale getirelim. Böylece bir yeni partner oluşumu İran ve Çin arasında yeni bir partner oluşumu oluşturmaya çalışalım gibi bir görüntü var. Zamanında bunun karşılığını biliyorsunuz Usame Bin Laden gibi bir kişiyle sağlamışlardı. İstediklerini oradan ulaştılar. Bunu bu sefer başka bir ülkeyle sağlamaya çalışıyorlar. Bunu bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Uzun vadede etkileyici olan tarafı nedir? Etkileyici olan tarafı Asya piyasasından Amerikan şirketlerinin daha doğrusu Çin tarafından Amerikan şirketlerinin başka ülkelere yayılarak devam etmesi üretim konusunda Amerika'ya daha fazla giriş sağlanması bunun uzun vadede Amerikan şirketlerini daha fazla büyütüp Çin, Çin üzerindeki üretimi daha fazla düşürüp Çin ekonomisine çok büyük zarar verme amacıyla gerçekleştiriliyor. Hindistan bunlardan sadece bir tanesi. Kuzey Afrika ülkeleri bunlara dahil. Eğer bir problem çıkmazsa Türkiye yine aynı şekilde bu zincire dahil olacak gibi görünüyor. Ee, Tabi dediğim gibi bu çok çok uzun vadeli bir senaryo ee, bizim gibi traderlar için e, şimdilik dikkate alınması gereken bir senaryo değil. Sadece kenarda durup bilinmesinde fayda var. Şimdi petrol tarafına geçiş yapalım. Petrol tarafında e, daha önce biliyorsunuz uzun uzun konuştuk 6. aya yani haziran ayına giriş e, yaparken Geri çekilmelerin tekrarlanma ihtimali söz konusu olabiliyor. E, çıkışlar gerçekleşecektir. Bir miktar kar satışlarını görme ihtimalimiz söz konusu olacak. Yılın ilk yarısı tamamlanıyor olması sebebiyle. E, 31.98 ve 29.53 gibi iki destek kadememiz var. Bu iki kadememize doğru haftalık kapanışın özellikle 29.53'ün üzerinde yapılıp yapılmaması çok büyük önem arz ediyor. Eğer yapılırsa e, 34.62'ye doğru toparlanmalar. Yine önümüzdeki hafta içerisinde gündemimizde olacak. Diğer taraftan petrol e, tarafında Brent konusu e, yine dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. E, bildiğiniz üzere e, yukarı yönlü fiyat hareketinin zaten orta ve uzun vade için devam edeceğini söyleyebiliyoruz. Ama e, yine WTI'de olduğu gibi geri çekilmeler e, devam ettiği takdirde e, burada da 33.20'ye doğru. Derinleşme söz konusu olabilir. Rent için ee, alım fırsatı olarak değerlendirme konusuna çok fazla giriş yapmıyorum. Daha önce bu konudaki görüşümü bildirmiştim. Dip noktalardan şuradan ya da şuralardan gördüğünüz gibi 29'lardan ya da e, 24'lerden bir alış gerçekleştirmediyseniz bunu bu düşüşü bir alım fırsatı olarak nitelendirmek yanlış olur. Sadece bir kademe alışı olarak e, nitelendirmek söz konusu olabilir. Enerji sektörünün görüntüsüyle beraber e, tabii ki. kısa bir kesinti oldu kusura bakmayın. Enerji sektörü ile beraber paladyumu da unutmamak gerekiyor. Paladyum tarafında yukarı yönlü seyrin e, orta uzun vadede devam edeceğini ancak talep net bir artış gösterene kadar e, burada problemli bir görüntüyle karşı karşıya kalacağımızı söylemiştik. Burada problemli bir görüntü var mı? Var. Evet, aşağı yönlü bir seyir görüyoruz. 2098'lerden gördüğünüz gibi bir geri çekilme gördük ve hala e, istikrarlı bir şekilde düşüş gösterdikten sonra yatay eksenli bir ilerlememizi kaydettiğimizi söyleyebiliriz. 1912 üzerinde haftalık kapanışı gerçekleştirirsek bir problemle karşı karşıya değiliz. Yukarı yönlü potansiyel tekrar artacaktır kısa vadede. Orta uzun vadede zaten o konuda ciddi bir değişim şimdilik söz konusu değil. Yeni bir Regülasyon gelmediği sürece Paladyum tarafındaki yükselişin devam etme olasılığı söz konusu Platin için içinde yine aynı şekilde çok farklı bir Görüntüden bahsedemeyiz Geri çekilmelerin ardından Toparlanmanın devam edeceğini söyleyebiliriz. Platin biraz daha güçlü kalmaya devam ediyor. E, Palladium tarafındaki talep konusu biraz daha spekülatif ilerliyor. E, dolayısıyla 802'ye doğru düşüş gördükten sonra e, eğer görürsek bir alım e, gerçekleştirilebilir. E, yukarı yönlü potansiyeli e, koruduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi... Bitcoin tarafına geçiş yapacağım eğer bunların dışında bir metal sorusu yoksa gümüşü, altını yayının en başında yanıtladık. Dolar TL ile beraber gram altını da en başa sarabilirseniz çok sevinirim. Ee, şimdi Bitcoin tarafında daha önce konuştuğumuz senaryodan çok uzak değiliz hala aynı noktadayız. 10 bini aşamadık. Ee, 10 bin doların üzerine doğru seyrimiz genişlediğinde 10 bin konuşmaya başladığımızda 11.700 potansiyelimiz artacak. Ee, haftalık kapanışı nerede yapacağımız e, tabii ki büyük önem arz ediyor. 10.000 civarlarında bir kapanış yaparsak Pazartesi gününe çok daha sağlıklı bir görüntüyle ulaşabiliriz. Dikkatli olmak gerekiyor. Aşırı alım bölgesine girene kadar yukarı yönlü seyrin devam etme olasılığı bulunuyor. Ee, 9500'lerin üzerindeyken Artık 9.800, daha sonra 10.300, 10.700 gibi kademeler hedeflenebiliyor olacak Bitcoin için. Şimdi yeni Zelanda doları tarafına geçmeden hemen önce Euro doları anlatalım Dax'la beraber. Daha sonra oraya geçelim izninizle Muharrem Bey. Şimdi şöyle unutmamakta fayda var. Avrupa Birliği Komisyonundan istenilen sonucun büyük bir kısmı sağlandı. İtalya'da, Fransa'da ve daha doğrusu kıyı şeridindeki ülkelerde toparlanma beklenenden bir tık daha hızlı gerçekleşecek. Ama Avrupa ekonomisi için net bir sağlıklı görüntü oluştuğundan bahsedemeyiz. Bir 11.09 1.11.45 2 önemli kadememiz özellikle 1.11.45'in üzerinde bir haftalık kapanış gerçekleştirirsek 1.13'lerin üzerine doğru genişleyen hatta 1.14 üzerine doğru genişleyen bir seyir görme ihtimalimiz söz konusu olabilir haziran ayı içerisinde bunlar çok önemli satış fırsatları olarak değerlendirilecek ama e, unutmamakta fayda var eğer bir trade gerçekleştiriyorsak yani kısa vadeli kazanç güdüsüyle hareket ediyorsak bu kırılmanın e, devam etme olasılığını göz ardı etmemeniz gerekiyor e, satış fırsatlarını değerlendirmeniz için daha uzun vadeli işlemler için veya fiziki olarak eurodan dolara geçiş için biraz daha beklemenizi öneririm aşırı alıma zaten giriş yapmış bulunuyoruz Bugünkü gelişmeleri de görelim. Önümüzdeki hafta çok daha net fırsatlar yaratılmış olsun. DAX tarafındaki görüntümüze bakacak olursak burada aşırı alımdan bakın kesişme yapılmak üzere satış baskısının gelmesi söz konusu pazartesi ile beraber eğer bir haber akışında değişim olmazsa 11.578'in altına 11.300'lere doğru derinleşme görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Hatta 11.025'e kadar derinleşme görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Şimdi bu durum tabii ki Amerikan endeksleri için de geçerli. Çok farklı bir durumdan bahsedemeyiz. Bir miktar daha geri çekilmenin görme ihtimali söz konusu. Amerika Çin gerginliği artıyor. Bir taraftan Amerika Twitter ile alakalı yeni bir planı uygulamaya soktu. Biliyorsunuz Trump dün imzaladı. Artık yasal olarak sorumlu hale getirildi. Dolayısıyla tedbirli olmak gerekiyor. 23.796'ya doğru sarkma görme ihtimalimiz Dow Jones tarafında değerlendirilebilir. Şimdi Yeni Zelanda doları tarafına. Geçiş yapalım, ardından da diğer soruları yanıtlayacağız. Ee, bu arada ee, Nurdan Hanım şimdi yazmış olduğunuz şeyi gördüm. Ee, yani hakikaten. Haluk Bey'in de söylediği gibi üzücü bir durum ee, yani fırsat buldukça dinleyebilirsiniz zaten o konu çok çok daha önemli hem sizin güncel hayatınızla alakalı mağazanızla alakalı hem de e, sonuç itibariyle orada da bir can söz konusu birden fazla can söz konusu e, Dolayısıyla e, oraya daha fazla ilim göstermenizi e, Tabii ki e, hepimiz isteriz e, bizi dinlemeniz için zaten illaki ki burada canlı canlı katılmanız gerekmiyor biraz daha gün içerisinde takip etseniz dahi problem olmaz hatta eğer bir konu üzerinde görüşeceksiniz bu tarz önemli durumlarda haber vermeniz yeterli bununla alakalı bilgilendirmeleri geçeriz hiç problem değil onun için ekstra bir zaman ayırırız İlla canlı yayında konuları görüşmek durumunda değiliz yani özel durumlar için bazı esnemeler yapabiliriz hiç problem değil Şimdi Yeni Zelanda Doları Japon Yeni tarafında e, gördüğünüz gibi güçlü kalmaya devam ediyoruz. E, hafta ortasında zaten bununla alakalı e, bir görüntü göndermiştik. E, hala bu görüntü korunuyor. 89 periyotluk hareketli ortalamanın üzerindeki haftalık kapanışlar yukarı yönlü potansiyelimizi arttıracak. Aşırı alım bölgesinden daha önce konuştuğumuz gibi bakın e, izlememiz gerekiyor. Burada çok hızlı hamle yapmamız gerekmiyor. İzlememiz gerekiyor aşırı alım bölgesinden geri çekilmemizi. Eğer çok fazla derinleşmezse önümüzdeki hafta içerisinde sadece bir sarkma ile sonuçlanırsa hafta kapanışlarını hala biz 66 üzerinde sağlayabiliyorsak yukarı yönlü fiyat hareketinin devam etme olasılığından bahsetmeye de devam edeceğiz. Yukarı yönlü potansiyel korunacak. 70'in üzerine doğru seyrin genişleme ihtimali değerlendirilmeye devam edecek. Bunu unutmamak lazım. Dediğim gibi bakın bu tarz konularda tedbirli olmanızı söylememin sebebi şu. Bir görüntü gönderiyorum örnek olarak. işte Yeni Zelanda doları, Japon yeni, işte fark etmez herhangi bir şey, Meksika pesosu olur. Bununla alakalı görüntüyü gönderdikten sonra orada aktarmış olduğumuz şey hadi şimdi işleme girin bu çok büyük bir fırsat gibi bir şey değil. Bunu izlemeye bir koyulun önemli bir fırsat çıkabilir beraber bunu bir konuşalım fırsatın nasıl gelişebileceğini konuşalım ondan sonra eğer size uygunsa değerlendirebilirsiniz şeklinde zaten gönderiyoruz bu yeni zelanda doları amerikan doları için de geçerli ama japon yeni tarafında biraz daha farklı bir görünme, görüntü var Dolayısıyla bakın şu anda gördüğünüz gibi dolar karşısında Yeni Zelanda doları hala çok kuvvetli bir şekilde seyrini koruyor. 0.6286'ya doğru genişlemeler söz konusu olabilir ve satış fırsatı olarak da değerlendirilebilecek bir görüntü oluşabilir. Burada bakın satış fırsatından bahsederken Yeni Zelanda doları Japonya'nın tarafında satış fırsatından bahsetmiyorum. İzleyip görelim bir alım fırsatı doğabilir diyoruz. E, tedbirli bir şekilde takip etmek gerekiyor. Meksika pesosu ve e, Güney Afrika randına bakalım hemen e, Görüntümüzü alalım. Bakın çok kritik bir noktadayız. Yatay eksenli bir şekilde ilerliyoruz. Bir alım fırsatı doğabilir. E, onu unutmamak gerekiyor. Haftalık kapanışı eğer buralarda gerçekleştirebilirsek. 22-15 üzerinde yani gerçekleştirebilirsek potansiyelimizi koruyor olacağız. Alım fırsatı değerlendirilebilir olacak diyebiliyoruz. Dolar Güney Afrika randı tarafında da benzer bir görüntü var mı? Hemen bakıyoruz. Burada da daha güçlü bir senaryo var ve kesişmeye de yaşanmak üzere sinyal çizgileri kesiştikten sonra büyük ihtimalle pazartesiye doğru pazartesi açılışıyla beraber ya da daha doğrusu yukarı yönlü seyrimizin 18-27'ye doğru genişleme ihtimalini konuşabiliriz. Dikkatli bir şekilde takip ediyor olacağız. Potansiyelimizi değerlendiriyor olacağız. Şöyle bir sorulara bakıyorum hemen. Platini yanıtladık. Euro doları yanıtladık. E, sterlin Avustralya doları vardı onu yanıtlayalım şimdi sterlin Avustralya doları biliyorsunuz beklentilerimizi tam olarak vermedi e, hatta daha doğrusu beklentimizi karşılamadı e, hala aşırı satım bölgesinden toparlanma yapmasını bekliyoruz sterlin maalesef Avustralya doları karşısında ciddi bir kazanım gösteremiyor dolar karşısında gösterdi ama Avustralya doları karşısında gösteremedi ee, bizim beklentimiz 18820 ve üzerine doğru atağın görülme ihtimaliydi ee, hala bu potansiyeli yakalayamadık zaten bir alım fırsatı da yaratamadı maalesef ee, hala izlemeye devam ediyoruz ee, Eğer baskılayan şeyi konuşacak olursak Doğukan Bey ee, hala İngiltere için çok sağlıklı bir görüntü olmamasıyla birlikte Avustralya'nın da e, oldukça sağlıklı bir şekilde ilerliyor olmasından kaynaklı. E, yani para birimi olarak veya ekonomi olarak e, çok daha sağlıklı ilerliyor. İngiltere çok çok geç adım attı. E, doğal olarak eğer ortada çok büyük bir risk taşımayan para birimi varsa e, maalesef sterlin ona karşı değer kazanımı gösteremiyor şu durumda. Şimdi sorulara bir bakıyorum. Sterlin dolar, hazır sterlinden bahsetmişken yanıtlayalım tabii ki. E, sterlin dolar tarafında 1.2359 demiştik. Hedef olarak e, toparlanmalardaki hedefimizi bu şekilde aktarmıştık. Değişen bir senaryo yok. 1.2359 e, ve kırılması durumunda eee seyrin 1.2578'e doğru Genişleyebileceğinden Bahsettik Dolayısıyla Atakların devamında Hedeflerimiz hala güncelliğini koruyor Hareketli ortalamamızın Üzerinde Seyretmeye devam edersek yukarı yönlü Potansiyelimizi bir miktarda arttırabiliriz Euro dolar tarafındaki konuştuğumuz Konunun aslında bir benzeri Burada yaşanabilir euro karşısında dolar Değer kaybı yaşarken bir taraftan Genel hatlarıyla ee, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında bir kayıp yaşayabilir. Yeni Zelanda doları da buna dahil, biliyorsunuz. Ee, dolayısıyla Avustralya doları da aynı şekilde. Potansiyelimizi korumaya devam ederken e, hedeflerimiz güncelliğini de koruyor. Yalnız e, tek bir fark var. Euro dolar tarafında çok daha fazla satış fırsatı değerlendirildiğinde çok daha fazla hareket alanımız olacak. E, yani şöyle düşünebilirsiniz. 1.11'lerin üzerinden eğer 1.11.45 civarlarından e, tekrar bir geri dönüş yaşanırsa 1.06.78'e kadar çok daha büyük bir alanımız olacak. Daha fazla kazanç sağlayabileceğiniz bir parite olabilir. E, orada bu senaryoyu da değerlendirmeniz lazım. Dolar Japonya'nın tarafında e, 107'nin altına doğru sarkma gösterme ihtimalimiz kuvvetleniyor. 106.71'e doğru derinleşme e, devam edebilir. ONS altındaki yükseliş... Ee, devam ettiği takdirde burada da 106.70'e doğru derinleşme görebiliriz. Ee, biliyorsunuz şurada şu yatay eksenli görüntünün içerisinde Japonya'nın ekonomisi ile alakalı problemin e, güvenli liman talebini etkilediğini e, aktarmıştık. Şu anda da bu potansiyel tekrar açığa çıkmış durumda. Bugün itibariyle kapanışı 106.70 civarlarında yapma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Şimdi şöyle, e, Cemil Bey 1700 doların altında özellikle nerede yaptığı önemli. 1677'nin altındaysa eğer haftalık kapanış o zaman çok ciddi bir derinleşmeden bahsedebiliriz. 1677'nin üzerinde ise hala ons altın için 1800'e kadar genişleme ihtimalini konuşmaya devam ediyor olacağız. Böyle bir ihtimal var mı? Var. Teknik anlamda zaten yayınımızın en başında e, dolar tl'nin ardından onu anlattık. E, teknik olarak düşüş ihtimalimiz söz konusu ama siyasi politik gelişmelere baktığımız zaman 1677'nin altına kırılma gerçekleştirilemiyor olmasının sebebi siyasi politik gelişmeler hala riskleri e, fiyatlamayı tercih ediyor piyasa. şimdi yani açıkçası bu tarz e, sistem açıklarından haberdar değilim e, Tolga Bey e, daha önce söylediğim gibi Türkiye ile alakalı olarak e, ya da bu sistemsel değişikliklerle vergi sistemi ile alakalı değişikliklerin e, durumuyla alakalı çok e, Uygulamadaki açıkları biliyor değilim ve zaten bunları da e, önemseyen bir insan değilim. Analiz açısından da, yatırımlar açısından da e, açıkçası dijital alımlarla alakalı e, çok ciddi çalışmalar yapmıyorum. Daha önce hangi bankadan daha az maliyetle alabiliriz gibi sorular gelmişti hatırlarsanız e, çok ciddi araştırma yapma yapmak istemiyorum e, o konularda çünkü belirli bir noktadan sonra e, Artık maalesef karaktere de yansımaya başlıyor bu durum. Ve ben açıkçası bu durumun kendi karakterime, kendi piyasa görüşüme yansımasını istemiyorum. Söylediğim gibi elimdeki seçenekleri değerlendirmeye çalışıyorum. E, hani çok kullanılan bir deyim var ya kafasına silah dayanmış bir insanın 40'dan e, fazla seçeneği vardır hala ölmekten başka. Bu tarz durumlarla e, alakadar olmaya çalışıyorum. Yani dediğim gibi, eğer bir vergi getirildiyse alı, alımlarla alakalı başka bir fiziki alım gerçekleştirebilirim, başka bir para birimi üzerinden geçiş sağlayabilirim, başka bir e, değerli metal üzerinden geçiş sağlayabilirim. Bunu siz de yapabilirsiniz e, ve fiziki olarak da çeşitli kanallar üzerinden de bunu değerlendirebilirsiniz. Onun için e, çok üzerinde durduğum bir konu değil açıkçası. Dolar tahminleri güncellendi mi? Bakalım hemen. Ee, Haziran ayında daha fazla konuşacağız bu konuyu ee, Nurdan Hanım. Ama dolar tahminleri bankaların güncellendi mi? Hemen göz atalım. Şuradan. Dolar TL'ye bulabilirsek. Rand Türk Lirası burada. Şimdi ikinci çeyrekteki beklentiler 7-15 civarlarındaydı. Ee, gördüğünüz gibi şurada ciddi bir yığılma vardı. Ee, bizim konuştuğumuz konulardan bir tanesi Commerzbank'ın burada 7.04 beklentisiydi. Daha önce e, Unicredit'in yine 6.82 beklentileriydi. Üçüncü çeyrekteki görüntü bizim için artık e, çok daha önemli. Üçüncü çeyrekte bakın medyanda e, çok 6.71 civarlarında olsa da birikmenin yığılmanın nerede olduğuna bakalım. City Group'un burada 7.37 beklentisi var. 3. çeyrek için bu kadar sert bir yükseliş gerçekleşir mi gerçekleşirse merkez bankası ve BDDK'dan gelen adımlar nasıl olur orası tartışılır. E, şimdilik bu kadar ciddi bir yükseliş e, beklentisi e, söz konusu değil. Wells Fargo'nun burada 7.48, Commerz Bank'ın yine 7.48 beklentisi var. Bakın bunlar bu, bu iki banka çok çok önemli. Ee, özellikle Wells Fargo çok çok önemli. Her seferinde tutarlılık sağlıyor biliyorsunuz. Bu kez 3. çeyrekte tutarlılık sağlayabilir mi? Önümüzdeki 3 aylık süreçte. Şu an için zor görünüyor ama... Ee, Konu Türk Lirası olunca bir şey de diyemiyoruz maalesef. Yukarı yönlü çok sert hızlı hareketler gerçekleşebilecek enteresan görüntüler çizebiliyoruz. E, XTB'nin burada yine aynı şekilde 7.04 beklentisi var. Hala yani çok ciddi bir güncellemeden bahsedemeyiz e, Nurdan Hanım. Ama ikinci çeyrek için. Üçüncü çeyrekteki beklentiler çok yukarıda. E, önemli bazı bankaların. JP Morgan'ı göremedim JP Morgan'ın beklentileri biraz daha aşağıdadır diye tahmin ediyorum. 670'ler civarında e, bir beklenti oluşturmuşlardı biliyorsunuz. Eğer zaten ortalamayı elde ettilerse e, çıkış sağlamış olabilirler. Morgan Stanley'nin 605 beklentisi var bakın. E, çok ciddi konular bunlar. Unutmamakta fayda var. Daha önce defalarca söyledik ve defalarca Wells Fargo'nun tutarlılık sağladığını, JP Morgan'ın tutarlılık sağladığını konuşmuştuk. Şimdi sanıyorum bütün soruları tamamladık. Günün geri kalanında sizlere bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün dileyelim. Yaklaşık olarak 35 dakikadır yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Mümkün olduğunca bütün soruları detaylandırmaya çalıştık. Artık Pazartesi sabahı tekrar görüşmek üzere diyelim. Klasifiks'in klas yatırımcıları.